أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Bazı dersler, daha derse başlamadan önce müthiş bir ağırlık oluyor. Dersin içeriği mi, mevzusu mu, onu da bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi de budur. Burası. Yani bayağı böyle omuzundan çökertiyor seni. Bakayım becerebilecek miyiz bu akşam? Garip bir zevk ama hayalimiz iyi çalışması lazım. Hayal, mekanın bizdeki simgesi, varlığın, şeklin, mekan, tahayyül. Tasavvur da zaman ve insana yaptığı tesir. Tasavvurun içerisinde öyle düşünün. Ne kadar onu iyi kullanabilirsek, yani şurayı hayal edin dediğim zaman oraya gitmeniz lazım, gitmemiz lazım. Tahayyül mekanı simgeler bizde, tasavvur zamanı simgeler. Yani taşıdığı şey. Burayı görüyorsunuz. Allah ne kadar istifade ettirirse sonsuz şükürler olsun. İmana baktığı için zerre kadar bir inkişaf olursa elhamdülillah, sonsuza baktığı için en büyük faniden büyük olur. En küçük baki, en büyük faniden büyüktür. İmana bakıyor çünkü bu. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakip gibi İ'caz ve hidayet nurunu neşire küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen. Yani Kur'an'ı anlamanın, hani bugün şeyde kullandım, ha siz yoktunuz. Risale-i Nur'a değer vermenin, değer verebilmenin, anlamanın, ne olduğunu bilmenin en müessir sebebi, vesilesi çıktığı zamanı bilmek. Çıktığı zamanı, kime karşı çıktığını bilmeyen Risale-i Nur'a emret veremez. Hala Deccal bekleyen insan Risale-i Nur anlamaz. Hala Deccal'a 500 sene var diyen adam Risale-i Nur'a değer verse zaten şaşırır. Minare boyunda İsa'yı bekleyen, insan bekleyen bir insan Risale-i Nur'u anlasa zaten şaşırırım. Minare boyunda adam bulduk da tamam da onu doğuracak kadını nasıl bulacağız, o da sorun. Böyle. Şimdi, niçin ben bu iki örneği verdim? Kur'an'da kullanacağım. Şimdi Kur'an'ı anlaman için, Kur'an'ı zevk etmen için kendini o asıl saadette, şimdi hayalinizi kullanmanızı istiyorum, kendinizi o asıl cahiliyette ve o sahra-i bedeviyete farz et ki, hem görüyorsunuz, okuyorsunuz, yani insanlar pazarda satılıyor, şimdi otellerde satılıyor ama o zaman biraz daha meydandı, şimdi bir binanın altında satılıyor. İnsan hakları yok, aldığı köleyi orada hani bakkallarda, hani var ya köylerde bakkal olur, meydan olur. Oralarda sohbet ederken insanlar inatlaşıyorlarmış. Kim hangimiz daha ok vururuz, daha şey yaparız, mizraktır, oktur. Nişan tahtası olarak insan kullanılıyordu. Yani ondan sonra ilk Sümeyye radıyallahu anha, ilk İslam adına şehit olan erkek değil kadındır. Dört ayak bağladılar. Bir şey anlatmak için. O aslı tasvir etmek istiyorum. Dört tane at bağlamışlar. Bir koluna, bir koluna, bir ayağına, bir ayağına. Böyle dört tane at da parçalamış. İnsanların psikolojisini düşünün. Yani Sümeyye radıyallahu anamıza o kadar şey değil. Yani insanların düşünce yapısını, tarafgirlik, yani neler yapabileceğini, ruhsal yapısını anlamaya çalışın.
O olmaya çalış. Mesela atı bağladın sen, kadını parçalıyorsun. İşte böyle. Diyor ki, Kur'an'ın her bir ayetini icaz ve hidayet nurunun neşir ile küfrün zulümatını, küfrün nasıl zulümat olduğunu anlamak ve zevk etmek istiyorsan, kendini o asr-ı saadetten önce, asr-ı cahiliyette ve sahra-i bedeviyette farz et. Bu insanlık dramı, iki vadi arası. Ustad onu nazara vermiyor. Her şey zulmet-i cehil. Cehalet karanlıktır arkadaşlar. Lambanın altında dahi olsa. İmam Ali radıyallahu anh bunu herhalde ifade ediyor. Diyor ki, cahile ben cenneti bile girmem. Yani şaka der mi? Allah Resulü'nün terbiyesi olan, Resulullah şaka demez, bunları da demez. Din meselesi olunca alay edilmez din. Bu böyle diyorsa böyledir. Böyle inanıyor. Ben cahille cennete bile girmem. Yani nedir o cahillik? Zulmet örtüsüymüş. Karanlık. Yani zulmet-i cehil. Öyle tabi bak, ekranda görüyorsunuz. Gördünüz mü? Zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cumut. Perde-i cumut, ne demek perde-i cumut? Cansız. Cansız perde, ne demek o? Nasıl şey yapacağız? Yani gaflet demek her şeyi öldüren şey demektir. Canlıyı bile cansız yapan, ilmi cehalete dönüştüren, hayatı camitleştiren, varlığı yokluğa tebdil eden bir yapı, insanda yapısız yapı, ademi vücut. Cehaletten bahsediyorum. Cehalet, ilim cehalete, varlık yokluğa, nur zulmete hizmet eder. Cehalet. Onun için perdedir. Ve tabiata sarılmış olduğu bir anda, yani olaylar kendiliğinden gelişiyor. Yani tabiat işte bu hadise. Böyle bir zaman, Kur'an'ın çıktığı dönem. Bir de okuyayım, anlatayım. Kendini o asrı hakkında neler konuşuluyor tahmin edin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce neler konuşuluyor tahmin edin. Şimdi insanların düşünceleri şuydu. Zulmet-i cehil, cehalet, zulmet, karanlık, içsel çöküntü. Hiçbir şey yok. Ama zulmet ama karanlık ama zulmeden bir karanlık. Ezen bir karanlık. Mesela mucizeyi görüyor. Bak nasıl bir karanlık olduğunu anlamanız için söylüyorum. Adamın elinden, parmağından su akıyor. Sihir diyebiliyor. Ve inanmadığı halde diyor ki Velid İbni Muhire getirmişler o Kur'an ayetini. Aynı şöyle diyor. O zaman mertlik vardı. Diyor ki bu beşer kelamına benzemez. En yaşlı oydu. Hiçbir şeye benzemez. Ben hepsini okudum diyor. Yedi kişi alimdi o zaman. Ne diyelim ne yapalım? Ya sihir deyin gitsin dedi. Halka sihir deyin dedi. Bunu bildiği halde bunu yok sayıp düşman olmak, bak doğruyu bildiği halde reddetmek, psikolojisini hayal edin. Şöyle bir hayal et. Bildiğini reddetmek. İki, ona düşman olmak. Ve bu ikisi ile hulasalanmış insan alemini düşün. Biz en ufak bir şeyde hatada vicdan azabı çekmiyor muyuz? Adama yanlış çektik arabada falan. Kızdık. Ve haklı da yoksak, keşke olmasa. Vicdan azaplarından bahseder misin? Onlarda vicdan azabı yok. Kadını kadın ya kadın. Kadını dört atla parçalayan insanda ruhsal yapısını bir seyretsene nasıl bir potredir yani. Nasıl bir yapıdır. Bu zulmet-i cehil.
böyle nasıl bir ruh gösteriyor bize. İki, gaflet gaflet altında perdeyi cumut. Her şeyi zıttına döndüren gaflet. Varlığı yokluk. Serveti fakirliğe, ilmi cehalete. Merhamet zulme dönüşmüş. Böyle bir şey. Sonra artık orada tabiatın yapısı itibariyle her şey kendiliğinden doğan, kim güçlüyse o haklıdır anlayışıyla böyle bir 10 dakikada bir şeyi çizmeye çalışıyorum. Kur'an'dan önceki asrı. Böyle bir zamandayken birden Kur'an'ın lisan ulvisinden, bak ne diyor bu yapılan. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikul melikil kuddusul azizil hakim diyor. Yani melik, kuddus, aziz, hakim olan Allah için göklerde ne varsa ve yerde ne varsa tesbihte bulunuyor. Yerde, gökte ve içinde ne varsa her şeyi Allah biliyor. Tesbih ediyor. Subhanallah diyor. Yani o tabiat-ı cehil, o zulmet içinde değil kendisi, mevcudat Allah'ı tesbih ediyor diye bir ayet patlıyor. Bunu kendini asr-ı saadetten önce ne kadar zevk edersen, hayal edersen, kendini oraya ne kadar taşırsan, bu ayetten o kadar istifade edersin. Yoksa edemezsin. Kabullenirsin ama zevk etmek ayrı bir şey. Gibi ayetleri işit. Yani o zaman bak lezzetli oluyor. Diyor ki kendini asr-ı saadetten önce, asr-ı cahiliyette, bu sahra-i bedeviyette farz et. Ondan sonra yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Erdil melikil kuddusul azizil hakim. Yusebbihu, tusebbihu. Tesbih eder, tesbih ediyor. Yani kendisi böyle bir karanlıktayken, kendisi değil, böyle bir şey varlığı bilmesi kendi aleminde, mevcudatın, mevcudat şuurlu bir insan gibi canlı, akıllı tesbih ediyor. Kendisi bunun dışında. Ve onları bunlara çınlatıyor böyle. Kainat ve içindeki her şeyi onu tesbih ediyor. Aziz, Melik, ondan sonra Kudüs. Evet. Hakim, evet. Hakim, Melik, Kudüs, Hakim ve Allah. Allah'ı tesbih ediyorlar. Yemin ederim size, yalan söylemiyorum. Şu anda iki kulağım da tıkandı. Evet, sırf sağ galiba. Sırf sağ olması, hadisi kutsi var, hadis-i şerif var. Sağ kulağınızdaki çınlama şeytandandır. Ama şimdi geçiyor. Sol kulak şeytandandır. Sağ kulak Rahman'ın, Rahman'dandır. Bak şu anda gitti. Eyvallah. İnşallah Rabbim rızası dairesine hareket ettirsin. Ya tesbih ediyor. O meyladı ya. Şimdi geçti. Çok acayip bir ses vardı. Size söyleme ihtiyacını duydum. O ölmüş veya yatmış mevcudat alem, yani ağırlığı üzerimde dersin, çok acayip bir şey deriz. Yani bir tevhid falan değil yani bu. Yaşır değil ki böyle atlayayım şeyle ama çıkmam, alttan çıkmam biraz zor. Hadi biraz da zorlayayım. O ölmüş ve yatmış mevcudat alem. Ölmüş ve yatmış. Yusebbihu. Allah Allah. Tesbih ediyorlar. Tesbih yapıyor. Sadası ile işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Hüşyar oluyorlar. Kıyam edip zikir ediyorlar. Yani şu mevcudat kimi nazarında? Arkadaşlar şöyle ya. Zevkimizi değiştirelim biraz. Şimdi biz Kur'an gelmiş. Kur'an'dan önce kitaplar gelmiş. Suhuflar gelmiş. Onun hakkında 350 bin tefsir gelmiş. Herkes konuşmuş. Babaannemiz de konuşmuş.
dedelerimiz konuşuyor. Artık bizde bu zevk pek olmuyor. Niye? Çünkü varlığı yorumlama bir kaynağımız, bir bilgimiz var. Bize yeni bir şey değil bu. Onun için zevk edemiyoruz. Yani Allah var. Her şey onun, her şey onundur. Ne demek Allah var? O böyle Allah denen bir şey yok. Birisi geldi Allah var diyor. Bu her şey ve sen de onunsun. Her şey benimdir diyen adam da mal olmuş yani. Her şey benimdir. O vadi benimdir. Tamam mı? Mamluk benim, kervan benim diyen adam hayır diyor. Bunlar onun olduğu gibi sen de onunsun. Allah Allah. O kim ya diyor? Süleyman Aleyhisselam demiş Allah'a. Ya Rabbi senin kulların bana soruyorlar. Senin Rabbin kim ya? Kim? Kim ya? Ben ne diyeyim? Dedi. En Allah. Ben Allah'ım dedi. Kur'an'da öyle geçiyor. En Allah. Ben Allah'ım. Beni söyle. Onlar de ki ben Allah'ım diyor. Yani böyle ölmüş yani insanlar gaddarlık canavar bir bakıyor ki ben birisinin malıymışım. Yani biz alıştık biliyor musun öyle İslam'ın güzelliğinden. Haramdır. Ne demek haramdır? Haram bir şey. Ne demek haramdır? Ayıptır ya. Ne demek ayıptır ya? Çırp çıplak insan satılıyordu ya. Şimdi bari belirli yerde satılıyor. Yani zındık olduğu halde. Yani insan nişan taşı gibi yani. Nişanda hedef ya alınıyor. Ok, mizrak kullanmak için. Bakayım gözüne kim isabet edecek? Ha 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 gülüyorlar. Yanlış isabet etmiş, tam isabet etmiş. Tamam ben kazandım diyor. Perdesiz cehalet abi. Bir şey diyeyim ya nasıl bir evet perdesiz cehalet aferin. Nasıl olduğunu doktorum ben anlayamıyorum yani. Yani oku atıyor bak isabet etmedi. Adam gitmiş gelin başkasını koy. Başkasını koyma önemli değil ki gidiyorsun saldırıyorsun bir yere. Bir sürü köle getiriyorsun. Yani adamın oku attım da ben eğlendim. Ha bak isabet ettim gördünüz mü? Gözü gitmiyor adam ölmüş. Önemli ne önemlisi ya? Alıp satılıyor ya. Bunlar biz alıştık bu Kur'an'a. Ve bu Kur'an'ın bu ruhundan mahrum olan bu asır insanında da var. Amerikalılarda var. Amerika, İsrail, İngiliz bunların başıdır. Bütün dünyanın beyni, fesat beyni İngiliz'dir. Fesat hayatı Fransa'dır. Atı da Amerika'dır. Yani at, yani binilen, binen İngiliz. Alem İslam'da ne fitne varsa İngiltere'ye. İsrail hiçbir şey değil. İsrail oraya koyan odur. Yani o ruh gene var ya. Şaşırdığım bir şey, içip sanki ne bileyim bir katran içmiş adam, karaciğeri, böbreği, dala her şeyi boşalmış. İçi bomboş ya, kargas bina. Ruh denilen bir şey yok ne Allah aşkına yani. Böyle bir hayal edin, ruh denilen bir şey yok yani, hayal edemezsiniz. Ben kedinin ağlamasından gece vallahi pijamamla çıkıyorum. Yağmur dahi olsa çıkıyorum stadın kapısında, altta. Onu ikna edip getirene kadar, onun derdini giderene kadar, o sıkışma çıkarana kadar ip istak olmuşum ve ben bundan keyif alıyorum. Böyle bir ruh, siz de aynısını yapıyorsunuz. Gidiyor, insanın gözüne ok şey yapabiliyor. Amerikan askeri, Irak'ın çocuğunu alıyor. Bakayım diyor, havada sen mi vuracaksın ben mi de bebeğe yapan varmış yani böyle atmış. Böyle yapan var. Olmuş yani. Peki, bu insan denilen bir şey diyebilmen için şahit lazım. İşte Kur'an, yusebbihu lillahi mafis semavati vel ard. Yani o zaman bu ayeti düşündüğün zaman, bu ayetin gelmesi, ne tuhaf bir şey ya. Ne acayip bir şey. Bu adam doğru söyledi. Dedi ki, onların uşakları işte bu asrın şeyleri. Dedi ki, ben hepsini dinledim. Velid İbn-i Mughire en yaşlı ve alim oymuş. Arap gramerlerini oraya koyar asan. Ben hepsini dinledim, hiçbirisine benzemiyor. Muhammed doğru söylüyor diyor. Ama ne olursa olursun kabul etmeyeceğiz diyor. Ebu Cehil geliyor diyor ki sen ne mucize göstersen göster. Ayı iki böldükten sonra sana iman etmeyeceğiz. Yani bir bunu reddeden ruh bir de buna düşman olan ruhu cem ettik. O ölmüş veya yatmış mevcudat alem yusebbihu tesbih olur, tesbih eder. Sadasıyla işitenlerin zihne bu şey geliyor. Allah var. Bak şimdi o zulüm yapan, oku çeken adama diyorsun ki ahirette herkes
bir yerde cehennem, bir yerde cennet, hesaba çekileceksin. Kulakla hesaba çekileceksin. Kulak ne demek? Şimdi onu anlatıyorsun yine ilmihal gibi. Bu kulak budur. Kırmızı ışıkta geçmek kul hakkıdır. Hakkın olmadığı bir sıraya aradan adam sokup hastane şurada burada koy, kul hakkıdır. Yani Allah Allah. Şimdi bu zulmü yapana kul hakkıdır diyorsun. Yani kul hakkıdır. Yani ne olmuş? Ölmüş, yatmış, mevcudat âle müsebbihu sadasıyla işitenlerin zihnini hayal edebiliyor musun? Zihnin nasıl diriliyor? Hüşyar oluyor, uyanık oluyor. Kıyam edip zikir ediyorlar. Beyin acayip oluyor yani. Garibine gidiyor. Allah Allah, mevcudat âle. Bunlar da mı Allah'ın? Sen de Allah'ınsın deyince adam hiçbir de artık bunlar da mı, bunlar da mı demiyor. Sen de Allah'ınsın. Ama dedim ya, biz İslam'ın örfünü, ananesini yani kıpıntısını gördük. Mesela en inkarcı, dinsiz dahi dini reddedenler anam diyor. Diyor mu demiyor. Dinin getirdiği kavramdır o. Beşeriyet dünyasında, insanlık aleminde dini kaldır, anam denen bir şey yoktur. Ay hayvanlık gibidir. Kaldırsak yani. Hem o karanlıklı, o karanlık gökyüzünde birer camit ateş bari olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat böyleyken yıldızlar, bu mesela uçağa çıkınca görürsünüz değil mi böyle? Acayip, ben zannediyordum ki biraz yaklaştım. Daha acayip, daha korkunç yani. Daha acayipime gitti. Gece gelirken, ya gece gelirken o yıldızlar, aşağıda şehire bakıyorum böyle. Ki böyle nokta 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 böyle hafif bir yerde, bu kadar bir yer, hafif böyle sarımsak bir şey var, yapı. Ha, ışık var, bu kadar. 11 bin metrede. Yukarıya bakıyorum, acayip. Etrafa bakıyorum, zifiri karanlık. Bulutların içine geçiyorsun, aman yarabbi gel de amelsiz git ahirete. Aşağı bakıyorsun bilmem ne, ejderha. Yukarı bakıyorsun aslan, duvara bakıyorsun takılmış, aynı 8. söz. Yukarıya bakıyorum, yıldızlar böyle acayip, bir tanesi dengesini bozsa öyle acayip, sonsuz uzak. Etrafa bakıyorum, bulutlar sipsiyah, dongurlumda falan, ikide bir anons geliyor falan. Aşağıya bakıyorum, şehir böyle, böyle sarımtırak gibi, bu kadar bir yer, koca bir şehir, bu kadar bir yer. Ortada hiçbir muayyen garanti şeyin yok. Sanki şimdi var da. Gerçi zihin. Hiçbir muayyenlik yok. Allah. Başka hiçbir şey yok. Ya benim önemli değil bu korku. Arabam var. Mercedes aşağıda duruyor. Ya çantamda para var. Ne parası? Kimin hatırlayın? Para varmış. Şehir, gideceğim yerde araba varmış. Herkes Allah diyor. Öyle. O hem o karanlık gökyüzünde birer camet ateş pare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat. Ne bu şey, bu ufak bir şey böyle. Hadi bu mu ya? Yani bu mu böbürlenmek yani? Yani neyine böbürleniyorsun? Ey büyüklük taslayan. Ya ne yani? Dağları aşamazsın, yeri delemezsin diyor ayet meali. Kimsin yani? Geylani çok güzel demiş, özür dilerim ama demiş, ben de değilim yani. Adam şimdiki manasını mafya böyle kabadayı dolaşıyormuş Bağdat'ta. Gelani demiş ki ne bu gurur ne kibir demiş. O da demiş ki herhalde beni tanımıyorsun galiba demiş. Tanımaz olur muyum demiş. Başlangıcın bir damla pis su demiş. Sonun bir avuç toprak, ikisi arasında yürüyen, karnında bok taşıyan bir mahluksun demiş. Karnında bok olanın üzerindeki kafada gurur olur mu? Özür dilerim ama... Bazen demek gerekiyor veya ben öyle zannediyorum. Yani karnında bilmem ne olanın üzerindeki kafada kibir olur mu? Şimdi böyle kibir yapıyorsun böyle. Ulan karnında ne taşıyorsun ya? Bir adam düşünün böyle, bir iki poşet var elinde. Yani insan pisliği taşıyor. Kendi pis demiş, fiyakaya bak. Ulan ne taşıyorsun sen? Ne üzerine bina etmişsin ya? Ne pis işte ya, bilmem ne işte.
gelen demiş. Karnında bilmem ne taşıyanın üzerindeki, üstündeki kafada ne bu gurur hiç yakışmıyor. Adam talebesi olmuş. Hakikaten öyle ya. Böyle bir vaziyetteyken, hakikaten vallahi Allah aşkına ya, bu uçağa gece binenler bunu bir kullansın. Şunu. Tüsebbihu lehu semavatü sebu vel ard. Allah Allah. Böyle baktığın zaman, ondan sonra sema ve arz, her şey Allah'a tesbih diyor. O içeri girdiğimiz uçak, sipsiye bulup falan, dehşet saçıyor. Her şey Allah'ın mülkü. Her şey kontrol altında. Telaş etmeye gerek yok. Telaş ve endişeye gerek yok. Her şey Allah mülkünde. Sen de Allah'ın mülkünde memlüksün. Allah'ın mülkünü malikine sat, mukabilinde büyük fiyat alacaksın. Allah'a sattın mı? Allah olmasa aleminde ne olursan ol, Allah'a yemin ederim, mümkün değil. Ya iman ya sarhoş. Sarhoşluk da belirli yere kadar. Ondan sonra iğne, ondan sonra ölüyor. Mümkün değil. Mümkün değil. O şeyde, şartta mesela depremde hiç Allah olmayanlar zıngır zıngır televizyonla kırla çalışıyordu o gündüz işte. O oldu ya geçen. Ben dedim son kattayım ya. Son katta olduğum için o komşularım o şarkı türküleri falan balkon şey çekme katta çıktılar o şey en üstte. Ne teyip kaldı, ne müzik kaldı. Ne partileri kaldı. Toplanan dedi. Toplan. Baba dedi ya ne yapacağız? Toplanan görmüyor musun lan her taraf oynuyor demiş. Lan toplanan. Gidin bir abdest alın lan, bırakın lan şu masayı. Duyuyor mu? Komşudan aynı böyle, toplan lan! Meğer masayı kurmuşlar tamam mı? Bizden de utancından bir perdeyi yapmışlar, çekmişler. Tamam mı? O kadar ama saygılı ki Allah hidayet versin. Bize bak ne yapmış? Görmesin hocalar. Bir de duyuyorum tabii, perdenin arkasına ama sesini. Toplan lan! Şekerim. Tamam. Ama baba hiç yapma. Lan oynuyor lan, dünya her taraf oynuyor lan dedi. Ne lan yapacaksın? Bak, hocalarına bak. Ayıp lan, bize bakıyorlar. Dedim ya Rabbi, biraz da oynatsın. Hakikaten oynadı birkaç defa da. Allah. Yukarıdan. Ondan sonra, ooo hocam siz de çıktınız mı? Dedim ya bütün kainat. Ya ben dedim, binayı oynatıyorlar birilerine. Hadi bakalım hocam dedi, nasıl binayı? Olaydan 15-20 kişi binen biri sitiyor zannettim dedim. Hocam dedi ya, herhalde biraz etkilendim bu depremden dedi. Masum bir. Acaba yüzler binler tane adam binayı böyle itse sağlayabilir misin? Çok çok duvar iner, bu duvar iner, ittiğiniz duvar iner, bina sallanır mı? Gar 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 gar. Dedim ki, ya filanı. Dedim acaba Zeytinburnu oynadı mı? Hocam ne diyorsun dedi ya. Ta dedi bak şimdi haber aldık dedi. Yunanistan'dan beri oynuyor. Ya şu yani şu denizlerden oynuyor. Hocam dedi ya. Ben şeyde takılıyorum böyle. Cehil mi? Yani şu denizlerden oynadı. Oynadı tabii hocam dedi ya. Yani bu Zeytinburnu binası. Vallahi böyle dedim. Güce karşı kabadayılık yapılmaz. Eyvallah hocam. Kabadayılık yapılmaz dedim anladım. Kıldı lan! Dedi. Evet. Kıldı lan! Bak hocanız da yukarıda. Oysa beni daha sermişler diye. Allah, hakikaten Allah'lık yapıyor ya. Nasıl böyle? Ufak tık tık. Sayfayı kaldırsın. Efendim abi? Sayfayı kaldırıyoruz abi. Kaldırayım abi. Bizimkiler hep daldı bizim meçhupluğumuza. Tusebbihu lehu semavatu sebu vel ard. Allah Allah. Ona yedi gök ve yer ve onlarda olanlar, yani içinde olanlar tesbih eder. Mesela şeye başka bir ayet koydum ben. 79-29 arada gözüküyor mu? Gözüküyor. He. Muhateşe leyle ve ahirece duha ve Allah onu koydum oraya. Kendi kitabım olduğu için. Sayasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız. Şimdi tefekküre bak. Şimdi ne kadar malzeme oldu. Arkadaşlar, o uçakta anlattım ya yıldızlar falan. Şimdi bak, gökyüzü ağız. Tefekkür seviyesine bakın. Usta tefekkürde ne kullanıyor? Çiçek kullanmıyor bakın.
Gökyüzü bir ağız. Komple. Bütün yıldızlar birer kelime hikmet numa. O yıldızlar da kelimeler. Gökyüzü bir ağız. Ağız, kafa değil ha. Birer nuru hakikat eda. Ve az bir kafa. Az bir kafa. Gökyüzü, arzın gökyüzü ağız. Yıldızlar o ağızdan çıkan kelimet birer nuru hakikat eda. Kelime-i hikmet numa. Tefekkürün seviyesine bakın. Ne olur kafa, dünya bir kafa, ağız, sema, yıldızlar, kelime, kelime, birer nuru hakikat eda, arz bir kafa, ber ve bah birer lisan. Ne demek bu? Kara ve toprak birer lisan. Lisan, kendisini öyle bir, mesela Erzurumludur, efendim Karadenizlidir, Balkanlardandır. Aynı kelime konuşur ama farklı ifade eder ustum. Birer mesela yabancı dil, ber ve bahr birer lisan. Tefekküre ne olur, şey yapar mısınız? Bunun için varsınız kafanız. Bak tefekkür, kafa bir, kafa arz, dünya. Ağız sema. Kara ve toprak birer lisanımız, konuşma üslubumuz, tarzımız. Bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz idare eder. Bütün hayvanat ve nebatat tesbih. Subhanallah. Mesela 33 tane Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber var ya, zahirde bir tekrardır ama hepsi farklıdır. Mesela ağaçlara bakar, o ağaçları aleminde hazmeder, kalbinde manalanır ve onu dışarı ifade eder. Subhanallah. Bu Subhanallah'ın alt zemini, malzemesi dağlar. Denizlere bakar, okyanusa bakar, tefekkür eder, tamam? Ondan sonra kalpte manalanır, lisana döker. Subhanallah. Evet, ikisi Subhanallah'tır ama birisinin malzemesi, veri tabanı dağlar, taşlar. Bir tanesi deniz. Yani niçin aynı soru? Çünkü aynı çekiç kullanılmış. Niçin? İkisi de aynı atomla yapılmış. Mesela güneşte bulunan hidrojen atomu gözümde bulunan hidrojen atomudur. Kaynak yaparken o ateş yapan yanan ve yakıcı okşam ve hidrojen, onlardan bir tanesi benim gözümde hem okşam var hem hidrojen de var. Aynı malzeme kullanılmış. Yani atom aynı. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla meskür zevkin dekaikini göremezsin. Şimdi oturmuşsun koltukta, lambalar var. Tabii ne demek Allah var tabii. 350 bin tefsir imanına destek vermiş. 1,5 milyar Müslüman senin imanını teyit ediyor. Kur'an'ın tamamlanmış, peygamberin bitmiş, hayatlarıyla hayatımıza malzeme olmuş. Sahabe-i kiramdan bahsediyorum. Hayatları hayatıma malzeme olmuş. Tamam. Ondan sonra şimdi kalkıyorum, namaz kılmıyorum, Kur'an okumuyorum, leylim leylim yatıp kalkıyorum. Yazıklar olsun bana. Ondan sonra çıkıyorum diyorum, abi ben sıkılıyorum. Hala demek ki varsın ki sıkılıyorsun. Demek ki varsın. Aslında olmaman lazım. Bu insanlar intihar etmesi lazım diyor Ustad Mesnevi'de 72'de. Nasıl intihar etmiyorlar? Arabanın neye benziyor biliyor musun Ustad? Benzinli lamba yandı. Lamba yanınca normal 50 kilometre de götürür seni. Arabanın lambası yanarsa, tamam, bir tane söyle diyor. Abi arabanın sigortası şu, bir sürü lambalar yanması o kadar önemli değil diyor. Yeter ki benzin lambası yanmasın. Şimdi yandı. Ne kadar götürür sizi? En fazla 50 kilometre. Ondan sonra gitmesi harika değil mi? Yani lamba yandı, sıkıntı. Seni 50 kilometre de götürür. Yani birkaç dershaneye kadar götürebilir bu sıkıntı. Yani bu sıkıntı haliyle bir mescide, bir dershaneye, bir Kur'an okumaya, bir risale okumaya kadar
O yandıktan sonra, yani sıkıntı, lamba yandı demektir. Git benzin doldur kardeşim. Buralar istasyondur, petrol istasyonları buralar. Benzin dolduruyorsun. Bir yandı, lakayt. Yanmaya devam ediyor. Yanmaya devam ediyor, tamam mı? Arabanın geri geri gidince böyle hani var ya, şey diyorlar, bir lamba, şey var sesi, ne diyorlar ona? Park sensörü var. Ne yapıyor? Gittik bir bağırıyor. Tam yaklaştıkça değil mi? Yoğunlaşıyor. Biz de diyoruz ki çok az kaldı. İşte abi artık tahammül edemiyorum. Kardeşim dibe kadar geldin işte. Doldurman gerekiyor ben şey. Artık dur da frenemez yani. Hala hayatından taviz vermiyorsun. O kadar tuhaf, o kadar zalim ki yine hükâne zalimân cevûlâ. Düzeliyor, yukarıya çıkıyor. Nasıl düzeldim? Bir daha onlar bana gelmez diyor ki yine eski hayatına giriyor. Biraz işim bu olduğu için insanlarla aynı böyle. Hiç mübalağa etmiyorum. %99 düzeliyorlar. Tekrar bir daha gelmez. Of be. Tekrar sefahata dalıyorlar. Ama bu sefer güçlenerek mikrop geliyor. Ondan sonra daha önünü Hasan değil bir başkası gelse alamaz artık. Çünkü ihanet o artık. Önünü alamazsın bir daha. Yani seni öldürmeyen psikoloji sorun, seni güçlü çıkarır. Ama güçlü çıktıktan sonra tekrar eski hayatını yaşarsan olmamış gibi, o artık sorundan çıkamazsın. Neticesi ölümdür. Ya manen veya intihar edeceksin, başka şansın yok. Gitti, hiç şansın yok. Bir duygu geliyor, atıyorsun aşağıya. Ya başka şansın yok. Yani şansımız yok. Çünkü memleket onun. Bir şartla Allah'a isyan edilebilir. Dedim ben bugün birisine telefonla. Bir şartla edilebilir. Nedir abi dedi o. Allah'ın mülkü neresiyse oradan çıkacaksın. Allah'ın sana verdiği neler varsa ona teslim edip onun mülkü olmayan, onun olmayan bir şeyle oraya gidip orada istediğin gibi yaşa. Abi o. Allah'ın olmayan nesi var? Ne var? Allah'ın mülkü neresi mülkü değil? O zaman bu Allah senin Allah'ındır. Yani kabul etsen de etmesen de bu Rabbindir. Ama böyle bir Rab bulamazsın bir daha. Bak. Başka şeyle kıyas etmeyin çünkü. Böyle bir Rab bulamazsın. Para Rabbi olamaz. Kadın bazılarına Rab olmuş. Hoca bazılarına Rab olmuş. Tamam mı? Şef olmuş, olmuş bir sürü şeyler var. İlah edinmişler. O öyle olmasaydı Allah bizi demezdi. İnsanlığını kaybedenlere insanlar ilah olur. İnsanlığını kaybetmeyince insan ilah olamaz. İnsanlığını kaybedene insanlık ne olduğunu bilmediği için kendisinden harika zannettiği kişi ilah olur. Onu verir, kolay olur. İnsanlığını kaybedenlere insanların ilah olması kolay olur. Ne yaparsan anlat. Kur'an anlatsan, bak Kur'an'da böyle diyor, bak bu adam da böyle diyor. Bak Kur'an'la çatışıyor, hikmeti var. Bu vizyondur diyor, bu bakış bir vizyondur. Bu bakış bana diyor ki vizyon, seni vizyonsuzsun demek istiyor. Sen Allah'ı tercih ettin, vizyonun yok. Benim Allah'ım vizyon, benim vizyonum Allah'tır. Onun vizyonu bilmem kim. Vizyon işi diyor, bu bakış diyor, vizyon işi diyor. Allah'ın ayetine, Allah'ın dinine ve Allah'ın kendisine vizyon diyor. Şimdi bu adamın Risale-i Nur değil, ayet-i kerimeye koyuyorsun iman etmediğine göre. Ona ne lazım? Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Allah rahmetine kavuştu diye sonunda ekliyoruz. Rahmetine mi kavuştu, gadabına mı kavuştu görecek. Allah'ın ayetini kale almadan. Peki kim bunlar? Ustad şöyle tarif ediyor. Müslüman namı altında olanlar. Öyle geçiyor Kastamonu'da. Hatırladınız mı? 104. sayfada. Namı Müslüman. Nüfus kağıdı da öyle. Bak, Müslüman namı altında olanlar. Müslüman olmayanlar yani. Ama yapısı Müslüman gözüküyor. Zannediyor ki iman böyle tahta gibidir. Her gelin bu duruyor. Ha, iman böyle zannediyor. İman küçülür, büyür. Gider, gelir. Ufalır, azalır. Gider, gitti. İman gitti mi? İmanla alakalı ne varsa hepsi gitti. Nikah da gitti, her şey gitti. Ondan sonra karısıyla, helaliyle bile olsa zina.
Çocuğu olsa veledizin oluyor. İmanla alakalı ne varsa hepsi gidiyor. Oyun zannediliyor. Belki hiç olumsuz bakmamaya çalışan, dikkat eden insanı. Ama Allah'ın ve dini, Allah ve dini hiç kimseye kıyas ettirmem. Allah'ın ve dini bir tanedir. Allah bir tanedir. İlah bir tanedir. Birbirinizi ilah edinmeyin. O birbirini ilah edinenleri görmedin mi? Gördün mü? Var ya hatırlarsınız ayet. Evet. Şimdi de o aynı sanki asıl cehaletten, cehaletten önce Kur'an'ı kale almaz. Ne farkı var? Velid İbn-i Umar dedi ki ben böyle bir şey görmedim. Bu dedi hakikaten Muhammed'i tanıyoruz. Ayet var biliyor musun? Meal. Diyor ki evladınızdan daha iyi tanırsınız diyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e Hazreti Ömer'di. Ya o mu götürdü? Hazreti Ömer Efendimiz'e götürmüşler daha önce. Şey sonra dediler ki ya bu ayette böyle geçiyor ne diyor? Biz diyor çocuğumuzdan şüphe ederdik diyor. Yani Velid İbn-i Muğre mesela öyle olmuş. Yani kim ne nasıl alınmış? Biz 6 ay 1 sene yoktuk. Kadın kimden aldı belli değil. Ama Muhammed'den hiç şüphe edilmez. Ayette de öyle diyor. Yani o kadar yakın tanırsınız. Bak Velid İbn-i Muğre'de ne fark var? Tamam bu böyledir. Ama sihir deyin çıkın. Şimdi ayeti koyuyorsun adama. Ya tamam ama bu böyledir. Bu böyle diyorsa. Ne farkı var Velid İbn-i Muğre'den? O da ayeti inkar etti. Bu da inkar kale almadı. Velid İbn-i Muğre'den ne farkı var şimdi? O da kale almadı. Ama yalnız bu şu sihirdir deyin demedi. Ya koy kenara ya. Koy. Bilmiyoruz. Koy. Bu diyorsa bu böyle. Ne getirirsen getir, iman etmeyiz diyen Ebu Cehil. Adama da ayet veya ne getirirsen getir, Risale veya ulemanın şeyi, ne getirirsen getir, biz iman etmeyiz. Peki dersi yaparken neyle dolduracağım? Her zamanın, her bir zamanın hükmü var. Malzemesi bu zamanda bu. E bu zamanın ben tehlikesini sizi uyarmasam sizi kim uyaracak? Tam ben uyarmayacağım. Kim uyaracak sizi? Bir manyak çıkacak, kendini feda edecek. Kendisini taşın arasına koyacak, dişin arasına koyacak. Birisi çıkacak, taş size söyleyecek ya. Her bir zamanın bir firavunu var. Her bir zamanın da bir musası var. Yoksa Kur'an kusası mantıksız olur. Her bir zamanda İbrahim var. Her bir zamanın da bir Nemrut'u var. O dersi yaptık, öyle inşallah dinlersiniz. O yayına girer inşallah. Ne dersiydi o? Halit, ha? Halit'ti değil mi? Halet'in mukaddemesinde mi? O yayına girmedi değil mi herhalde? Halet'in mukaddemesi. Çok harika bir şeydir. Yoksa ben başkasının kitabını niye okuyayım? Adam bir tanesi kuyuya düşmüş. Ben ne yapayım kardeşim? Veya bir tanesi İsa'yı doğurmuş. E ben ne yapayım İsa'yı? Ben Meryem değilim ki hiçbir zaman da olmayacağım erkek adam. İsa da değilim. Musa da değilim. Ama Allah aşkına Halet'in mukaddemesini dinleyin. Çünkü her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. 286 şu anlar. Meryem benim iş. Musa benim. İsa benim. Muhammed benim. Cebrail benim. Allah aşkına onun bir çok hoş ya. Seslisi var galiba. Bir bakın böyle. Daha şey gibi. Harika bir şey. Yani imanınız artar. Yani benim zevk alıyorum. Eğer bunları böyle zamana göre yorumlamasan yoksa tamam. Görüyorsunuz. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla meskür zevkin dekaykini göremezsin. Yani böyle oturduk. Bu böyle bir tasvirle anlatmasan biz zevk alamayız. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın mucizesini ben 19. mektupta çok keyif alıyorum. Pek yapamıyorum çünkü duygusallığım başlayacak diye. Miraç'ta onu pek yapamıyorum. Mesela bir parça anlatıyorum ya size. Orada bile dayanamıyorum yani. Şimdi ben mucizeyi karşı ikna etmeyi aldığına namı altında yapılıyor ama ben ondan çıkıyorum. Ben değişik bakıyorum mucizat Ahmediye'ye. Karşı ikna etmek için değil mi yani? Veya izam etmek için. Ben öyle anlamıyorum yani. O taraf sari. Şimdi parmağımdan su akıyor. Karşıyı gösteriyorum. Tamam karşı ne olduysa oldu. Ya bu parmağında
imam benim su aksa, ya benim imanım nasıl olur? Ben Muhammed oluyorum aleyhissalatü vesselam. Kendimi fena fiil Resul yapıyorum. Giriyorum, parmağımda su akıyor. Allah Allah. Ya benim imanım ne olur ya? Şimdi benim şakadan böyle yaparken bir anda su aksa hakikaten. Ödüm patlar buradan atlarım ya. Mesela mezarlığa gidiyorum, herkes benimle konuşuyor ya. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor bana. Ben Hazreti Muhammed oldum ya, hayalim böyle. Ben oğul diyorum da okuyorum orayı. Muhammed benim diyorum aleyhissalatü vesselam. İsa benim, Şik benim. Benim tefekkürüm biraz şey böyle de delilik, biraz manyaklık herhalde. Deliler cesur olur, el cahilun cesur. Muhammed oluyorum aleyhissalatü vesselam. Mezarlığa gidiyorum böyle. Mezara çocuğa söyledim, kız çocuğuna sordum. Ya filane, babası yanımda. Ondan sonra buyur ya Resulallah, mezar kalktı falan. Ulan, peki ne olurduk yani biz şimdi olsa? Mezara gittik. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Ve aleyküm selam ya ehlel dünya. Hepsi bir anda kalksa falan. Mezardan taşlar falan böyle. Ne yaparsın? Bir tanesi dedik, abi biz herhalde bir mezar olurduk. Yani tamam mı? Biz mezar olurduk. Ya acayip bir şey. Bu nasıl Muhammed aleyhissalatü vesselam? Nasıl bir iman, nasıl bir ruh ya? Ya bu tuhaf bir şey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bizi getir bir tarafa. Salatu selam olsun ona. Allah'ım, Allah'ın hatırına ona nasıl sana yakışıyorsa ona muamele et. Bizi de ona ümmet et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına. Ya. Nasıl bir imam? Bilmiyorum. Allah'ın selamına. Yoksa oradaydık değil mi? Evet. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla meskür zevkin dekaykini göremezsin. Bir de bunu yaşayan insan düşün bu ayeti. Taşlar da hepsi tesbih ediyor ona. Seyrediyor. Sığdıramıyorsun bir şey ya. Sığacak değil ki. Ama nasıl bir eser de bu? Bizi nerelere taşıyor? Tuhaf bir şey yani. Vallahi. Evet. Geleceğiz. Evet, o zamandan beri nurunu neşeden ve mururu zaman ile ulumu tarife hükmüne geçen ve sair neyrat İslami ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sati ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, bak, yahut sati ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Ve birçok envai icaz içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en yüksek bir derece icazına bakmak istersen şu temsili dinle bak şöyle ki. Güzel bir misal veriyor. Gözüküyor değil mi? Tamam. Çok güzel iki örnek veriyor. İki örnek verebilirsek keseceğim. Gayet yüksek ve garip. Yani bazı şeyleri atlıyorum çünkü oradan çıkmam gerekiyor. O harika bir yerler geçtik. Gayet yüksek ve garip ve gayet de yaymış acı bir ağaç farz edelim. Mesela böyle bir ağaç hangisi hayalinizde canlanıyor? Çınar. Çınar aleminde canlanmaya var mı? Ne olur bir tane. Herkesin aleminde çınar canlansın. Benim kafam gitti Bursa'ya. Bir de Kırıkan'da Eşmişek köyünde var. Bir tane de orada var böyle. 11 kişi sardık. Ellerle verdik. Bir de orada var. Bursa'da var. Tamam. Aleminde böyle bir ağaç. Şimdi kullanacağız bunu. O ağaç bir perde-i gayb altında. Bu ağacı kapatın. Gözükmüyor. Bir tabakayı mesture içinde saklanmış. Yani bu bir şekilde kapanmış. Yok.
Ama böyle bir ağaç var. Var ama gözükmüyor, gözümüz görmüyor. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları. Bursa'daki bak bir böyle gitmiş, bir böyle var, bir böyle var, bir böyle. Dört tane galiba bir şey var, kolu var. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir muvazenet lazımdır. Yani şimdi o çınar ağacının hayal eder, hayalinizdeki ağaca bakar mısınız? Bakın, dalı gövdesine göre, yani dal gövdeden daha kalın olamaz. Tamam mı? Yani gövde köke göre, çünkü ne kadar yukarıya yükseldiyse o nispeten aşağıya gidiyor. Yoksa o devrilir. Ne kadar yukarıya çıktı? 30 metre mi? 30 metre aşağıdadır en az. Şimdi o dala bak bakalım, eriğin dalını koysak o çınar ağacını kopar hayalinde. Erik veya incir ağacının dalını koy şimdi. Koca 11 kişi sarılmış, incirin dalı takılmış belirtti. Lili mili. Olur mu? Kestan ağacının dalı takılmış. Olmaz. Ne yapalım? Şimdi dalını tam gövde uygun mu? Tamam. Peki ince dallara doğru git. Bu misali kullanacağız. Dallara tam ona uygun bak. Nasıl böyle bir ahenk, bir armoni, bir uyum içinde ufalıyor. Ufalıyor, 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 ufalıyor. Dal. Yaprağını hayal et. Başka bir yaprak koyamazsınız orada. Çınar ağacına. Şimdi koydun karaymış yaprağını. Cevizin yaprağı. Olmaz. Tamam. Koyduk. Yani ne var? Bir münasebet var, bir tenasuk var, bir muvazenetle var. Tamam mı? Bu çok önemli. Ne oldu? Bak meyve. Meyvesi var onun değil mi? Böyle bir tane çınarı şeyi var. Tüylü. Çiçeği var. Tamam. Yaprağı var. Dalı var. Allah aşkına şöyle ortaya kadar geldik. Yukarıya baktık. Azametli kıyamet değil mi? Ne var? Bir ahenk var. Yani yaprağın rengi gövdeye zıt değil. Aman 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 gösterme ya. Aman mide bulandı ya. Ne biçim bir renk ya o. Kokusu yaprağa uygun. Yaprağın rengi meyveye uygun. Yani renginden birbirine, mesela gövdenin rengi, dalın rengi, yaprağın rengi, çiçeğin. Tamam mı? O kokusu, tadı, özellikleri. Bak nasıl bir tenasüp var. Nasıl bir uyum var. Yani birbirini çizmiyor. Birbirini dışlamıyor. Uyumsuz olmuyor. Yani buna kaynak yapıldı diyemezsin. Ağacın dalı burada kaynak. Hayır. Fıtratına çıkmıştır. Her bir cüzü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verir. Mesela gövde çınar, dal tamam bu buna şey ama dalın kolu hiç buna benzemiyor. Şeftali dalının tipine benziyor. Yani şekil. Şimdi şekile indim. Çınar ağacının gövdesine, evet çınar ağacının kolu ama kol şeftaliye benziyor. Olmadı. Her bir cüzü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor bir ağaç. Böyle bir ağaç var ama böyle bir ağacı tasvir ettik. Üzerine ince bir perde sarın. Gözükmüyor şimdi. O ağaca dair, o ağaca dair biri çıksa bir perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir resim çekse. Şimdi biz görmüyoruz. Adamın bir tanesi nasıl yapmışsa gitmiş o bizim görmediğimiz yerde şurada ama görmüyoruz. Şak diye fotoğrafını çekti. Bize gösteriyor. Allah Allah. Nerede var? Burada var diyor. Nasıl var? Var işte. Mukabil birer resim çekse, bir hudut çizse iman nasıl artacak bak şimdi. Tamam mı? Buraya sakın kopmayın manadan. Hudutları çizdi. Bak böyledir diyor. 30 metredir diyor. Dalı bu dalı, yaprağı böyle. Şeklini elle de çiziyor, gösteriyor. Dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir süre tersim etse, sen hiç hayatında böyle bir ağaç görmedin, hiç böyle bir ağaç yok.
Yani dünyaya geldik, ağaç denen bir şey görmedik, adam bir tanesi çiziyor. Kağıda. Yaprağı, çınarı çiziyor. Allah Allah. Resmini gösteriyor. Ya böyle dünyaya geldik, güneşe kopmuş dünyaya. Ağaç denen bir şey yok. Şimdi Allah bize sorsa, ey kulum dünya, güneşe kopmuş parça. Ateş küreğiydi, sönmüş. Toz toprak. Şimdi ben burada bir şey yapacağım. Sen tahmin et ne yapayım? Hiç hatırına gelir mi çınar ağacı olsun? Ya ne demek ya, burada bir çınar lazım. Buraya da bir tane incir lazım. Buraya da dut lazım. Ama en makbul incir olması lazım. Kiraz lazım. Diye. Ya sığır da olması lazım. Ya kuşlar da olması lazım. Buraya su koyman lazım. Ateş küreğe. Su hatını. Ya Rab oraya koydun ama acayip şeyler olacak. Bir yerin dibinde de suyun altında alem olacak. Hiç hatırımıza gelir mi? Haşa tefekkür için. Tahayyülü küfür küfür değil. Yani Allah'ın nereden hatırına geldi böyle bir sistem? Yani maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, lüminesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz, muacelesiz, lüminesiz. İlk ve son bu sistemi nereden hatırına geldi? Yani getirdi, olmadı, değiştirdi, değiştirdi. Yani nasıl hatırına geldi? İlk yapıyor. Maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, kanunsuz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, patentsiz. Bir yerden almamış. Ve ilk ve son. İkinci yapma yok. Aynı şey. En son, en başta. Hakikaten Allah usta yani. Böyle baktığın zaman, taasubumdan demiyorum. Vallahi bir adam araba yapıyor, sonra daha iyisini modeli yapıyor. Daha... Ama ben bir çınarın, bir cevizin, bir sığırın, bir atın modeli daha nasıl olabilir düşünemiyorum. Her sene son model. Ama araba her sene modeli değişiyor. Atın modeli değişmiyor mesela. Mesela insanın modelini değiştirsen ona nereye koyalım? Vallahi bıktık artık bu çocuk. Üç tane çocuk böyle geliyor. Bir tanesinin gözü başka yere koyalım. Nereye koyacaksın yani şimdi? Hani vallahi bir kızın böyle geldi. Tamam. Ha İlker senin kızın bir tane de gelse nereye koyardın Ayşe'nin gözünü? Vallahi, aynı yerde kalsın. Aynı yerde kalsın. Yani Allah hakikaten nasıl hatırına geldi yani böyle? Hakikaten ne usta bir şey ya. Ne kadar harika bir şey ya. Allah hoş bir şey ya. Seni böyle tövbe estağfurullah kucaklasın geliyor yani Allah. Ne kadar güzel bir şey Allah ya. Gurur duyuyorsun yani. Allah'tan gurur duyuyorsun böyle. Gurur duyuyorum. Senden zevk alıyorum. Allah'tan zevk alacaksın. Gurur duyacaksın. Allah'a ekber diyeceksin. Tamam. Allah'tan zevk alacaksın. Allah böyle bir Allah. Harika bir Allah. Dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir süre tersim etse. Ben bunları düşündükçe odamda volt şey yapıyorum. Sanki her taraf arı ısırmış bir odana bir oraya koşar gibi. Yani böyle Allah düşünüyorum bu dağların Marmara'yı bir de tepede yukarı değil mi? Nasıl böyle güneşten kopmuş parça güneşe, dünya şundan kopmuş. Ne farkı var bundan bu malzeme itibariyle? Şekil demiyor. Aynı. Güneş ne var? Güneşte ağaç mı var? Meyve mi var? Güneşte ne varsa dünyada vardı. Soğudu. Bir toprak küreği yani. Toprakta olmaz. Maden küresi. Nereden getir bu çimleri ben anlamadım ya. Tamam her şeyi getirdin ama inciri nereden getirdin? Ben anlamadım. İnciri, dutu nasıl getireceksin? Ne yapacaksın ya? Allah. Dün mü? Geçen akşam bir tanesi bana bir video iş yaptı. Çocukları bakan köpek. Allah Allah. İyi dedim ya. Yani bakıyorum böyle. Ya Rab nasıl iş yaptın? Çocuğu güldürüyor. Köpeğin güldüğünü hiç görmedim ya. Köpeğin ağladığını gördüm. Ulan bu çocuk gülüyor falan. Onunla maskaralık yapıyor. Çocuk çobanlık yapıyor. Ondan sonra. Ya köpeğin güldüğünü görmedim. Köpeğin güldüğünü gördünüz mü? Çok acayip bir şey. İnsana mahsusmuş dedim ya. Ulan. Sığırın da güldüğünü görmedim ben. Yani. Çobanlık yaptım 7 sene. Ama hakikaten nasıl yapıyor ya? Tuhaf yani. Köpeği yapmış. Çocukla şey yapmış. Bacak kadar çocuk koyuyor. Ondan sonra bir başkasına kızıyor. Çocuğa şey yapıyor. Allah Allah. Bu garip bir memleketti ya. Bu dünya acayip ha. İlk defa geldiğin gibi bir baksan şu dünya. Allah Allah. Hiç acayip bir şey ya. Garip bir memleket hakikaten. Ben eşi benzeri yok ya. Hakikaten cennette bile olsan buraya gelmen lazım. Cennete vallahi anlatsalardı dünya böyledi. Vallahi onu çok merak ederdim. Ama bir gitsem diye ya.
dünya garip bir yer. Kıymetini bilin. Bir de elimize geçmez. Dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir sure tersim etse ve birbirinden nihayetsiz usak, mebde ve mutaasının ortasını uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa, yani resim çizse, biz görmediğimiz o ağacı. Yani çünkü çiziyor adam ama şöyle çiziyor yanımızda. Bak diyor, sen diyor göremezsin. Bak ben görüyorum diyor. Nasıl görüyorsun? Nereden önce? Bak oradan dal var diyor. Ben de bakıyorum, yani ince bir perde var. Ama Hazreti Muhammed ressam aleyhissalatü vesselam bakıyor, dal var, meyve var. Al. Ömründe dünyadasın ama dünya güneşe kopmuş parça. Tamamen toprak küre. Tamam. Şimdi bu buradayken sana ağaç çiziyor. Numune yok, model yok. Hayalinde yok ki yani. Böyle bir şey yaşamamış. Nereden bilecek? Hayalinizden de çizebilirsiniz. Hayalde de çizersin hayal. Ama daha önce gördüğün için. Daha önce görmediğiniz hayal olur. Ha, daha önce görmediğin şöyle olur. Gördüklerini kırparak, dökerek, keserek. 8 ayaklı insan görmedik ama 8 tane ayak hayalimde takarım. Ama 2 tane ayaklı gördüğümden yapabiliyorum. Çoğaltıyorum, kesiyorum, içiyorum. Ama dünyada daha toprak bile yokken. Şimdi gelmiş, bir yere bakıyor, ben de bakıyorum göremiyorum. Ağacı çiziyor. O zaman ne dersin? Elbette şüphe kalmaz ki o ressam, o gaybi ağacı, gayb aşına nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Ancak böyle olur. Bir de okuyorum. Elbette şüphe kalmaz ki, o ressam artık ne yapayım? Benim gücüm kadar yetiyor. Dünyayı, küreyi yaptım ben size. Güneşe korkmuş, hiçbir maden var, toprak bile yokken gelmiş çınarı çiziyor. O zaman şüphem yok ki, o ressam o gaybı ağacı gayb aşına nazarıyla görür, ihata eder, bir dalını değil, komplesini çizmiş. Yani bir parçası yapsa, ya Muhammed aleyhisselam, ya gerisi yok mu ya, ya görmedim o kadar gördüm falan diyebilirdi. Bir parçasını gördü, şunu gördü, bunu gördü, yaprağı gördü. Hayır, bütünü görüyor. Görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Misal bu kadar. Şimdi hakikati bina edeceğiz. Aynen bunun gibi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi hakikat mümkünata dair ki, o hakikat, dünyanın iptidasından tut, ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış. Mümkünat şu arkadaşlar. Allah'ın dışında yaratılan arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, dünya ve hepimize mümkünat denilir. Mümkünat olabilirdi de olmayabilirdi de ama bu iki mütereddit iken birisi tercih etmiş, olsun demiş. Yani vacip değil, birisinin vücuduna muhtaç. Mümkünat denilir. Olabilirdin 8 ayaklı, 5 kafalı. Buna da mümteni vücut denilir. 3 vücut var. Vacibil vücut. Başkasının vücuduna bağlı olmayan vücut. Allah. Mümkün vücut. Başkasının vücuduyla vücudumuz var olmuş. 3. vücut. Olabilirler var ya 8 kafalı, 9 50. Buna mümteni vücut denilir. Tamam mı? İşte aynen bunun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi hakikat-ı mümkünata dair ki o hakikat, bak ne yapmış? Kur'an, hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ressam çiziyordu ya. Nereyi çiziyormuş biliyor musun? Dünyanın iptidasından tut. İptida, dünyanın başlangıcından ta ahirine, en nihayetine kadar uzanmış. En nihayet ne? Nihayeti yok işte, cennet. Bak hep dilim öyle geçiyor. Cennem hiç geçmiyor. Elhamdülillah. Ferçten aşağı, zerreden şemse kadar yayılmış olan şeceri hilkatin hakikatine dair. Yani Allah'ın dışında Nur-u Muhammedi'den, Kab-ı Kavsen'den, Allah yani demese, cennet var demese, Cebrail var denmese, denmiş de bak inkarcılar bile hala cinden cinlenmiş adam cini inkar ediyor. Ruhuyla ruh inkar edeni rastladım ben. Okumuş şairlerin. Ben ruh inanmıyorum diyor. Diyen ruhtur ha. İnanan dededen ruhtur. Beden değil. Ruhuyla ruh inkar eden ahmak var ya. Yani. Şimdi gelmiş bir tanesi de. Ta kainatın kuruluşundan sonuna aştan ferşe, zerreden şemse kadar yaymış olan şeceri hilkatın hakikatine dair beyanat-ı Kur'aniyesi o kadar tenasubu muhafaza etmiş ve her bir uzva
ve meyveye layık birer suret vermiştir ki imanımız burada artacak. Bütün muhakkikler nihayeti tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah barakallah deyip tılsım-ı kainatı ve muammayı hilkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an hakim demişler. Ben burada o alemleri anlatmış o dememişseydi bilinemezdi. Bu bir mucizesi. Bir de çok garip. Yani kökle, çekirdekle kök, gövde, dal, budak ve yapraklar, meyve, koku, renk birbirini kapatmıyor, birbirini celetmiyor, birbirini bütünlüyor. Aynen bunun gibi. İslamiyet de aynı böyle düşünün. Birbirini kapatan, cereden, hükmünü dışarı dişleyen bir hüküm yok. Ağaç gibi düşünün İslamiyet ve iman hükümlerini. Buradan imanı sarkması lazım. Yani tuvalet adabından anlatı gireceksin. Kainatın siz genişlediğinizi sabit zannediyorsunuz. Genişletiyor, genişletiyoruz. Ayetinden insanın ta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o tarihte demesi mümkün olmayan rahimdeki çocuğun yaratılmasından, şimdi daha cihazlarla bilinen, buradan en tuvalet adabından özel hayata kadar böyle tasviri ve bu tasviri bir mucize. İki, bu tasvirler birbirine denk geliyor. Birbirinin hükmünü kaldırmıyor. Bu çok önemli burası. Belki de buna ait yeni bir ilk defa ders yapıyorum. Buraya dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Yani mesela diyelim ki abdestin farzları orucun farzını kaldırmıyor. Orucu iptal etmiyor. Çatışmıyor. Mesela bir Fransa'nın bir kanunu Almanya'daki kanuna denk gelmiyor. Bir bakıyorsun Türkiye'de bir kanun yapılıyor. Başka bir tarafı tahrip ederek yapılıyor. En fazla 3 sene sürüyor. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'nın ve psikolojiye ait tıbbi tespitleri bilerek söylüyorum, doktorum da burada. En fazla 5 sene gidiyor, sonra değiştiriyorlar. Değiştiriyor yani. O temel öyle yapmış. Demiş ki, havlu saracaksın demiş, sıcak. Sıcak devamlı hasta gelmiş adama da. Sonra daha beter olmuş, 3 gün sonra, bir hafta sonra gitmiş, daha beter. Şimdi soğuk saracaksın demiş. E temel demişler yani, sen bir sıcak değil mi? E tıp da iştirak etmeyecek midir? Tamam, adam gitti ama. Yani ikide işte Kur'an'da mesela orucu getiriyor, beden sağlığı yok olmuyor. Orucu getiriyor, namazdaki hükümler gitmiyor. Abdestteki hükümler de gitmiyor mesela. Gitmiyor. Ağzı su alıyorsunuz. Gitmiyor. Yani İslami hükümler, yani İslam, akaid, iman ve İslam o kadar geniş bir ağaç, hepsi birbirini tamamlıyor. Nereden bakarsan bak. Yani bu çok ilginçtir. Yani birbirini ekarte etmiyor. Bak şöyle diyor. O erkanın bütün dal ve budakları ta en ince meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder. O derece bir muvazenet suretinde tarif eder. Bitireyim oraya atlamayayım o zaman. Hızlı okuyorum. Tılsım-ı kainat ve muamma-i hilkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Velillahi meselül âlâ, temsilde kusur yok. Esma ve sıfat-ı ilahiyeyi, şuun ve efal-i rabbaniyeyi bir şecere-i tuba nur hükmünde. Allah'ın esması, Allah'ın sıfatı, Allah'ın işleri, Allah'ın kainattaki evirip devirip terbiye etmesi, rububiyetini bir büyük ağaç kabul edin. Temsil edelim ki o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Bak ne hükümleri nasıl birbirini cehretmediğine ayetler getirecek. Bak birbirini tam tersine güçlendirici ayetler var. Hudud-u kibriyası gayr-i mutenai feyza-i itlakta yayılmış ihate ediyor. Yani ta arş-ı azamdan, cennetten, arştan, kürsten bahsederken aynı anda يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ta kalple, kalplerin yapısından ve çekirdeğin uyanmasına kadar. Şah damarınızdan. Tamam. İnsanın يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ta kişinin
Cenab-ı Hak kişiyle kalbi arasında her geçeni Allah biliyor. Ta kalbin ta derinliklerine kadar gidiyor. Ta semanın en yükseklerinden bahsediyor. Bir ayet böyle, bir ayet böyle. Ve başka huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Yani rahimde yaratılan şeyleri ta tasvirine kadar hududundan tut. Bak, anne rahmindeki çocuğun yaratılmasını bir hudut kabul et. Ve semavatu metviyeti bi yeminihi, göklerde onun sahili ödürülmüştür. Yani göklerdeki yıldızları, samanyolu galaksileri birbirine bir yapı, sanki insanın hücresi gibi, kainat büyük insan kabul edilirse yıldızlar hücreleri gibi, ta semadaki yıldızların birbirine denk getirilmesinden rahimdeki çocuğun hücrelerinin denk getirilmesine kadar bakuvellezi, yani böyle bir felsefe var mıdır, öğreti var mı Karl Marx, Hegel? Yani tutacaksın vasematu matviyati bi yemini huvellezi yusavirukum filahami keyfe eşa. Biz semanın ta uzaklarından hemen arkasında ta en derinliklerine genetiğe kadar bir programdan ve çocuğun yaratılmasından getireceksin, hükmünü cer etmeyecek. Sonra halaka semavat vel ardı fi sitete iyam, 6 günde yaratılmaya kadar ve sehre şemsel kamer, hududuna kadar uzanmış o hakikat nurani bütün dal ve budakları ile gayet ve meyveleriyle o kadar tenasüple ve birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevavuş etmeyecek, birbirinden nefret etmeyecek ve bir surette o hakaiki esma ve sıfat ve şuun ve efali beyan etmiştir ki bütün ehli keşif ve hakikat ve daire-i melekutta cevelan eden bütün asab-ı irfan ve hikmet o beyanat-ı Kur'an'a karşı Subhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar diye ötekisini okuyacaktım, okuyamıyorum. Zamanım bitti, çok geçtiğimden dolayı zaten özür diliyorum. Ondan sonra bak bu vücutla imkanlar arasındaki münasebete giriyor. Ona girmeyeceğim de, yanlış şey yapayım. Yani Allah ile kainat arasındaki ilişkiye giriyor. Burada insanla kainat arası ilişkisi, kainatın birbirine karşı durumu, atomun bir çekirdeğin uyanmasından, falikul habbi ve neva, yani çekirdeğin uyanmasından, yehulu beynen mer'i ve kalbi, kalpteki o insanla, yani kişi onun kalbi arasına girer, o kalple kişi arasına Allah'ın girmesi, çekirdeğin uyanması bir şey. Ondan sonra tutuyor, huvellezi yusavirikum fil erhami keyfe yeşa, anne karnındaki çocuktan ve semavatu metviyeti bi ise ve semavatu metviyeti bi yemini halaka semavatu vel ardı fi sittet eyyama kadar ve sehre şems vel kamere den ta bunlar, yani niçin onları gösteriyor? Bir taraf bu bir ayet, bir taraf bu. Bir taraf mesela sema ve an genişlerin en genişi, bir tanesi en küçüklerin en küçüğü. Bir tanesi en açık olanları, bin en derin olanı. Yani kalpteki vesaire. Bunlara kadar beyanat-ı Kur'aniye dal, bütün dal ve budaklarıyla, gayet meyveleriyle o kadar tenasüp ve birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinde tavavuş etmeyecek bir surette o hakaiki esma ve sıfat ve şuunat efali beyan etmesi takat-ı beşerin dışındadır. Allahümme ya münevvirel kum ya Allahümme ya munzilel Kur'an bi hakkil Kur'an ve bi hakki men unzile alehil Kur'an nevir kulubena ve kuburena bi nuril imani vel Kur'an, amin ya musta'an. Ey Kur'an indiren Allah'ım, Kur'an'ın ve üzerine Kur'an indirdiğin zatın hürmetine kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır, amin. Ey kendisinden yardım istenen Rabbul Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat.